tüberküllerin belirgin olduğu restorasyonlar iyi bir çiğneme etkinliği açısından son derece önemli. Gerçek bir hastanın yemek yeme sırasındaki alt çene hareketlerini Mochov teknolojisiyle yakından bakacak olursak oktüzel yüzlerin iki boyutlu yani düz değil de üç boyutlu diğer bir deyişle girintili çıkıntılı hazırlanmasının gıda öğütülmesine nedenli katkı sağladığı daha iyi anlaşılabilir. Ancak klinikte çoğu zaman laboratuvardan düz oktüzel morfoloji ile gelen restorasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Aslında bu olumsuz durumun en büyük nedeni restorasyonların üretiminde çiğneme sistemine uyumlu boyut ve fonksiyona sahip artikülatörlerin kullanılmaması. Maalesef günümüzde hala bazı laboratuvarlarda sırf pratik oldukları düşünülerek insan eklemiyle boyutsal olarak hiç uyumlu olmayan bazı oktüzörler kullanılabiliyor. Normalde ister tek kron ister tüm ağız restorasyonlar tüberküller arası çatışma olmaması için alt çenenin özellikle yan hareketleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalı. Dolayısıyla teknisyenimizde hastaya ait hareketleri taklit edebilen artikülatör bulunması önemli. Artikülatörler ortalama eklem ve alt çene boyutlarında üretildikleri için küçük ayarlamalar yapılarak bu durumu rahatlıkla sağlayabilmekte. Ancak okrizörde tasarlanan restorasyonlarda hasta ile aynı lateral hareket paterni yansıtılamadığı için ağza mutlaka tüberkül çatışmalarıyla karşılaşılacaktır. Bu riskli durumu en aza indirmek amacıyla oklüzör üzerinde hazırlanan restorasyonlar sıklıkla daha düz oklüzal morfoloji ile üretilmek durumunda. Aksi halde ağızda dentin prova aşamasında tüberküllerin hastanın letal hareketine uyumlu hale getirilmesi biraz zaman alıcı olabilir. Özetle çiğneme etkinliği yüksek bir oklüzal morfoloji için artikülatör kullanımı yararlı ama tek başına yeterli değil. Ayrıca klinikte prova aşamasındaki okluzal aşındırma gereksinimini en aza indirmek için yüz arkada kullanılabilir. Böylelikle modeller artikülatöre hastanın dişlerinin ekleme olan uzaklığıyla aynı mesafede taşınabilir ve yan hareketler çok daha benzer bir şekilde taklit edilebilir. Buna ek olarak daha önceki videolarda değindiğimiz benet açısı, benet hareketi ve kondil eğimi gibi parametrelerin de ayarlanabildiği artikülatör sistemleri okluzal mükemmellik için hekime düşen yükü azaltmada etkili.